Joel'ı öpüşmekten soğutan The Last of Us'ın ikinci bölümü Ellie'nin bolca trip atmasıyla ve tıkırdayanların üzerimize koşturmasıyla gelip geçti. Ama üçüncü bölümü fragmanı da çıkmışken neden ilginç detaylar üzerine biraz daha konuşmayalım ki diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Umarım istersiniz. Çünkü bu kadar başarılı bir oyundan uyarlama dizi zor bulunur. Hazırsanız başlıyorum. Is it hard? Knowing they were people once? Bu bölüme salgının ilk yılı olan 2003 yılında Endonezya'da başladık ve bu sahneler ilk bölümün başında Sara'yla geçirdiğimiz günden 2 gün öncesinde geçiyordu. Yani mantar enfeksiyonunun ne kadar korkunç bir hızla yayıldığını buradan anlayabiliyoruz. O yüzden mantar bilimci hanımefendinin şehri bombalayıp geçmelerine dair verdiği tavsiye her ne kadar acımasız olsa da dünyayı kurtarmak adına mantıklı bir adımmış. Daha sonra Amerika'nın da şehirleri bombalama fikrini edindiğini biliyoruz ama vakalar hızla yayıldıktan sonra bu da çözüm değil. Dizide izlediğimiz bu kısımlar ilk bölümdeki televizyon programındaki gibi yine oyunda olmayan kısımlardı biliyorsunuz. Ama dizide enfeksiyonun çıkış ve yayılış hikayesini oyunlara göre daha derinlemesine anlatacaklarını bilmek güzel. İkinci bölümde yola daha yeni çıkıyoruz zaten ve bu bölümün amacı Pes'i hikayeden çıkarıp Joel'un hiç de istekli olmadan Ellie'nin sorumluluğunu tamamen tek başına üstlenmek zorunda kalmasıyla ilgiliydi. Çünkü Joel bu kızın ısırıldığı halde enfekte olmadığını ve dolayısıyla bir tedavi için umut ışığı olabileceğini görüyor ama kendisi böyle bir şeye destek olacak kadar umut dolu biri değil artık. Onun için Ellie geç de olsa hala bir anda enfekte olup dönüşebilir veya Ellie günün sonunda tedavi için hiçbir işe yaramayabilir. Ama Tess'in Ellie'ye inanması ve ısırıldıktan sonra tüm sorumluluğu Joel'a yüklemesi her şeyi değiştirmiş oldu. Çünkü Joel kızının ölümünden sonra çok değişmiş olsa da aslında onun da hala kaybetmekten korktuğu insanların olabildiğini veya onların da bir umuda ihtiyaçları olduğunu yeniden hatırlamış oldu. Veya olacak. Henüz kendisi hala ketum, inatçı ve Ellie'ye karşı gardını indirmiş değil. Bu arada Ellie de kolay lokma değil zaten ve o da ağzı bozuk, sıkıntılı bir kız ve onun da henüz Joel'la yakınlaşmasını sağlayacak zamana ihtiyacı var. I'm not family. No. Your cargo. Müzedeki sahne takım çalışması yapmak zorunda kaldıkları ilk yerdi mesela ama buradaki Joel dahil herkes çok başarısızdı. Kızların da buradan ısırılarak ayrılması hiç hoş olmadı söyleyeyim ama müzedeki kısımda oyunda oynarken de ne kadar gerildiğimi gayet net hatırlıyorum. Her şey çok benzerdi. Bu birbiri üzerine devrilen yüksek binaların içinde gezdiğimiz kısmı oyundan direkt almak yerine aksiyon kısımlarını biraz atlayıp Ellie'nin tahta bloktan karşıya geçtiği an ve diyalogları ve Tess'in ölmeden önceki diyaloglarını birebir almak için çaba göstermişler. Ama aslında oyundaki ara sahneleri birleştirdiğinizde zaten ortaya sağlam bir film çıkıyor. O yüzden ben daha çok aksiyon sahneleri izlemek istiyorum. Dizinin yapımcıları hikaye, mekanlar ve karakter tasarımları dahil olmak üzere konsept tasarımı konusunda hiç sıkıntı yaşamamışlar zaten. Çünkü Joel'un giyimine kadar her anlamda oyuna sadık kalmak istediklerini görebiliyoruz. Ve bu yüzden tıkırdayanların da görünümü zaten bildiğimiz, tanıdığımız bir yüzle karşılaşmak gibiydi. Ama maalesef tanıdığımız yüz böyle bir yüz. Yapacak bir şey yok. Enfekte türlerinden önceki videoda detaylıca bahsetmiştim ve bu bölümün yıldızı suratını mantar kaplamış ama işitme duyusu süper seviyede gelişmiş olan tıkırdayanlardı. Ki gördüğünüz gibi onları öldürmek yeni enfekte olmuş birini öldürmekten çok daha zor. Ve bu iş gittikçe daha da zorlaşacak. Tabii yeni karakterlerle de tanışacağız ve özellikle bir sonraki bölümde tanışacağımız Bill karakteri oldukça ilgi çekici olacak. Çünkü Bill son derece paranoyak ve pimpirikli bir adam ama bir o kadar da güçlü ve akıllı diyebiliriz. Çünkü etrafı bu bir tuzel kurma konusunda ve topladığı parçalarla icat yapma konusunda tam bir uzman. Fragmana bakılırsa salgının ilk günlerinde bile zaten kendisine ait bir kıyamet sığınağı olan Bill'in önündeki 20 yılı birlikte geçireceği ortağı Frank'le tanışmasını da izleyeceğiz. İlk bölümde Bill ve Frank isimlerinden Joel'un odasındaki şifreli mesajlarına baktığımızda bahsetmiştik zaten ve şimdi onlardan yardım isteyeceğiz ama belli ki izole bir şekilde hayatta kalan Bill bizimki yüzünden tekrar aksiyona dalmak zorunda kalacak. Ayrıca Bill ve Frank'in hikayesi çok daha ilginç ama tabii ki spoiler vermiyorum. My name's Frank. Here's the thing, Frank. If I feed you, then every bum you talk to about it is gonna show up here looking for a free lunch. And this is not an Arby's. Bu dünyada enfekte olmuş tipler dışında henüz karşılaşmadığınız başka tehlikeler de var tabii. Onlar da normal insanlar. Örneğin yağmacı gruplar böyle bir kıyamet senaryosunda çok büyük role sahipler. Çünkü siz ne kadar işe yarar parça toplarsanız ve bu ne kadar duyulursa o kadar hedef haline gelebilirsiniz. Not today. Your new world order
İlk bölümü Joe'la radyo frekansıyla gelen bir şarkıyla bitirmişti. Ve bu şarkının anlamı bize tehlikenin yaklaştığını söylüyordu ama bu mesajı gönderenin Bill ve Frank olduğunu düşünürsek 3. bölümde hem Joel ve Ellie'nin peşlerine takacakları yaratıklar hem de Bill'in peşindeki yağmacılar iki büyük sorun olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar böyle olmaya da bilir bu arada. Çünkü ben oyunun senaryosunu biraz değiştirsinler istiyorum ki her detayı tahmin edemeyelim istiyorum. Neyse, bölümün en başına dönersek dizide tüm dünyayı ele geçiren mantarın ilk vakasının Jakarta'daki bir un ve tahıl fabrikasında çıktığını öğrendik ve bu mantar için mükemmel bir ortammış ama bu detay normalde oyunlarda yoktu. Dizide ise Jakarta'yı günah keçisi seçmelerinin sebebi dünyanın en büyük un değirmeninin Jakarta'da olması olabilir ki bir ada olmasına rağmen dünyanın en kalabalık ada şehirlerinden biri burası. Ama neyse ki un ve tahıl deyip Türkiye'yi seçmemişler. Çünkü tüm dünyada un ihracatında Türkiye birinci sırada geliyor ve kalkıp da ilk vaka buradan dünyanın her yerine yayılmış diyebilirlerdi ki yine yabancı bir diziden bize taş atılmış olurdu. Biz de şaşırmamış olurduk. İlk bölümde yan komşunun fırında kurabiye pişirmesi ve bahçede yaşlı teyzeye de bir şeyler yedirmeleri ve teyzenin zombi nineye dönüşmesi aslında bize suçlunun unlu mamulleri olduğunu söylüyormuş. Bu sırada Joel'un bize Atkins diyeti yapıyorum dediğini hatırlarsınız. Bu diyette karbonhidrat, un, yulaf ve benzeri ürünler tüketilmiyor tabii. Ve hatta o gün Joel doğum günü pastasını bile unutup yiyemedi biliyorsunuz. Ki o gün yiyemedikleri her şey onu hayatta tutmuş olabilir. Yani Joel gibi olun. Pasta börek yiyip sonra da zombi olmayın. Ayrıca gösterilen dünyada enfekte olmamak gerçekten zor. Çünkü bir tür için sessiz kalmanız gerekiyor. Diğer tür için zaten onlara görünmemeniz gerekiyor. Bir de topraktan birbirlerine bağlanıyorlar ki bir mantarın üzerine bassan tüm enfekte pislikler duyup oraya doluşuyorlar. Ve bazı sahnelerde sohbet ede de yürümeleri beni daha çok geriyor. Gerçi zaten Joel pek konuşmuyor biliyorsunuz. Bir ara o kadar sustu ki sanki dizinin yönetmeni video oyunu oynar gibi Pedro Pascal'ı yönlendirip durmuş gibiydi. Sırtına da bir kamera takmış. Çoğu sahne gel Pedro, atla Pedro, zıpla Pedro diye geçiyor gibi. Mandalorian'dan sonra Pedro Pascal'ın yine az konuşarak oynadığı ve bir çocuğu kargo olarak teslim alıp onu korumak adına savaş verdiği bir dizi izlemek de ilginç. Zaten benzer rol olduğu için bu dizinin yapımcıları önce Mandalorian'ın dizisinin yapımcılarıyla görüşerek bir nevi arayı bozmadan oyuncuyu bu diziye çağırmışlar. Enteresan ama iyi de olmuş bence. Evet, genel olarak bu bölümde hoşuma giden veya gitmeyenler bunlardı. Ama açıkçası pek dolu bir bölüm de değildi zaten. Yani seyir zevki çok yüksek, atmosfer ve görseller gerçekten harika. O yüzden 3-4 bölümü tek oturuşta tekrar izlediğimde hikayenin daha da akıcı bir hal alacağını düşünüyorum. Tıpkı biri yanımda oyunu oynuyor, ben de izliyormuşum gibi olur. Ki bu oyunu da bir saat oynayıp kapatmazdı kimse zaten. Yani devam için sabırsızız demek istiyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki onu duymak için daha da sabırsızım. Ve tabii ki bu videoyu izleyen ama hala kanalıma abone olmayan herkese söylüyorum ki hala abone olmazsanız alt komşunuz tıkırdayana dönüşsün o zaman. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Hello? Yes? Yeah.